Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın artık resmi şekilde açıkladığı üzere arkadaşlar sınavda hangi konuların çıkacağına dair son videomuzu, bu konuyla alakalı son videomuzu gerçekleştirmek istedim sizinle. Çünkü diğer videoları da izleyen olabilir. Problem yaratmaması adına hem de birazcık hani neler yapacağımızdan bahsederekten bu videoyu gerçekleştirmek istiyorum. Gelin başlayalım. Ekranda bundan sonra birazcık gözükmek istiyorum. Bu yüzden ekranda beni de göreceksiniz. Bazen kendimi bu tarafa çekeceğim, bazen ise bu tarafa çekeceğim. Duruma göre değişecek. Bazen ise küçüreceğim, bazen ise büyüyeceğim gibi. Neyse, velhasıl kelam. Şimdi ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek TYT ve AYT sınavlarına esas bir talim terbiye kurulundan biliyorsunuz bu açıklama yapılıyor. Yine aynı şekilde Kasım ayında bu açıklama yapılmıştı. Fakat biliyorsunuz ki artık konular dahil edilmeyecek muhabbete çıktıktan sonrasında güncellenmiş oldu ve artık resmiyet kazanmış oldu. Şimdi burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar 9. sınıf komple duruyor. Onun haricinde yine 9. sınıflarda arkadaşlar komple duruyor. Canlılar dünyası vesairesi tamamı duruyor. Yani 9, 10, 11'de hiçbir şeyi ellemediklerini söylediler. Bu yüzden 9, 10, 11'de tamamı duruyor. Bir şeyden bahsetmekte fayda var. Bakın arkadaşlar tekrar tekrar vurguluyorum burada hani eğer ki bilmeyen varsa diye üreme sistemi hem TYT kısmında var hem de AYT kısmında var değerli arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat etmekte fayda var, tamam mı? Üreme sistemi hem TYT hem AYT'de var yani. Devam ediyorum, bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oynanmamış. Yine 11'de bütün konuların tamamı duruyor. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Ve 12'ye geliyoruz. 12'ye geldiğimizde genden proteini zaten biliyorduk bunun olacağını. Genden proteini tamamen var. Yine aynı şekilde genden proteinin sonunda modern kalıtım yine aynı şekilde duruyor. Herhangi bir değişiklik yok. Canlılarda enerji dönüşümlerinde fotosentez komple duruyor. Fotosentezin devamı yine aynı şekilde var. Kemosentez yine çok tartışılmıştı. Kemosentez yok demişti bazı arkadaşlar. Yine aynı şekilde bazı meslektaşlarımız da kemosentezin olmadığını söylemişlerdi ama var olduğundan bahsetmiştik. Geçen videomuzda da gördüğünüz gibi var arkadaşlar kemosentez. Devam ediyorum. Geldik şuraya. Hücresel solunumla alakalı geçmiş videolarımda da açıklama yapmıştım. Hücresel solunumun baş kısmının çıkacağından bahsetmiştim. Ki internette, Instagram'da, orada burada gördüyseniz eğer ki baktıysanız nedense yani bir anlam verememiştim ben buna ama hücresel solunumun çıkmayacağı yönünde iddialar vardı arkadaşlar. Biz çıkacağından bahsetmiştik. Baş kısmının çıkacağını söylemiştik. Milli Eğitim Bakanlığı sağ olsun tüm konuyu dahil etmiş. Bu sebepten dolayı da hücresel solunumun tamamı arkadaşlar sınavda çıkacak. Yani oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyon tamamı çıkıyor arkadaşlar, tamam mı? Bunu zaten daha öncesinde belirtmiştik ama tekrardan bir kere daha hani belirtmekte fayda var. Ondan dolayı vermiş olayım. Yani hücresel solunumun başı çıkacak mı, sonu çıkacak mı değil, tamamı çıkıyor. Bilginiz olsun. Fotosentezde, kemosentezde tamamı var. Genden protein tamamı var yani. Bilginize. Onu da söylemiş olayım. Fotosentez solunumun karşılaştırması dahil olmak üzere tamamı var. Ne yok abi? Olmayanlar zaten bakın gördüğünüz gibi artık sona geldim dikkat ettiyseniz. Devamı yok sayfanın. Olmayanlar zaten bitkiler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bitkiler komple yok. Ve canlılar ve çevre yani eski ismiyle evrim ünitesi yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu iki tane konumuz arkadaşlar ne yapmayacaktır? 2020 sınavında çıkmayacaktır, bilginiz olsun. Yani burada geçen şeyde de bahsettiğim gibi artık her şey belli. Belli olduğu için de gidip de yok bu çıkmıyormuş o çıkmıyormuş muhabbetine de girmeye gerek yok. Her şey şeffaf bir şekilde açıklandığı için herhangi bir şekilde yani sizi zorda bırakacak bir durum yok. Ha, tabii çıkmayacak olanlar var. Emeğim yandı diyen tabii ki de var. Bunu geçen videolarımı da açıklamıştım zaten. Emek konusu ayrı. Emek konusuna girmeyelim şu anda. Şu anda belli bir şekilde ülkemizde belirli bir durum söz konusu ve dünya genelinde belirli bir durum söz konusu. Bu durumda bu şekilde oldu ve bu sene bu şekilde olacak yani, tamam mı? Biz ilerleyen süreçlerde, bakın ilerleyen süreçlerde bundan bahsetmekte fayda var. Bitkiler konusunu ben tamamlayacağım. Çünkü başını çekmiştim. ÖABT'ciler de var bizim aramızda biliyorsunuz. Öğretmenlik sınavına hazırlananlar da var.
Bitkileri tamamlayacağım. Canlılar ve çevreyi tamamlayacağım. Yani bu sezonu komple tamamlayacağım. Benim videolarım hazır zaten, çekilmişti. Ondan sonrasında ise kritik nokta serisine başlayacağız tekrar. Kritik noktada bu protein sentezindeki kalıp iplik, anlamlı iplik muhabbetlerinin iyice şeye sardığını gördük. Neyse, söylemeyeceğim şimdi bunları. Bu yüzden de bunlara değineceğiz arkadaşlar. Sadece de protein sentezi değil de hani bu tip kritik noktalara değineceğiz yani. Bunun akabininde yine farklı farklı projelerde gerçekleştirmiş olacağız. Çıkmış sınav sorularını da çözeceğiz. Yani çıkmış sınav sorularından biliyorsunuz 2018-2019'u çözmüştüm. 2010'dan 2017 dahil olmak üzere hepsini çözeceğiz. Yine farklı farklı sınavlarında çıkmış sorularını kanalda bulabileceksiniz. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir açıklama yapmak istedim. Bundan sonraki süreçte yani kanalına neden bitkiler videosu ekleniyor hocam, çıkmayacak muhabbetine geçiniz. Çünkü ben sonuç itibariyle Temmuz'dan itibaren bu projeyi gerçekleştirdim. Temmuz'dan itibaren gerçekleştirdiğim için de arkadaşlar tamamlamak istiyorum. Yani bitkiler kısmını da tamamlamak istiyorum. Hem de ÖABT tayfasını yalnız bırakmak istemiyorum. Çünkü çok fazla ÖABT'den takip eden hocalarımız da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden bitkiler ve canlılar çevre tamamlanacak. Daha sonrasında ise farklı farklı projeleri gerçekleştireceğiz. Zaten önümüzde koskoca bakın Nisan'ın daha 5'indeyiz. 5 Nisan demek zaten Nisan'ın başı demek arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlarım Haziran var, Mayıs var. Yalnız direkt Nisan'dan Haziran, Nisan'dan sonra Mayıs var, Haziran var değil mi? Bak bir sürü vaktimiz var da. Bu yüzden panik yapacak bir durum yok. Biyoloji adına herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum zaten. Bilginiz olsun, tamam. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdi hoşça kalınız, kendinize iyi bakınız.